Şöyle bir dalga kaynağımız olsun diyelim. Aslında bu kaynağı bir tel üzerinde dalga yaratan küçük bir osilatör veya yukarı aşağı hareket ederek su üzerinde dalgalar oluşturan bir kürek olarak ya da ses dalgası oluşturan bir hoparlör olarak düşünebilirsiniz. Yani bu basit bir harmonik dalga oluşturan herhangi bir kaynak olabilir. Buna ek olarak ikinci bir dalga kaynağınız daha olsun diyelim. Bu ikinci dalga kaynağını alıp birincinin tam üzerine böylece koyarsak dalga girişimi elde etmiş oluruz. Çünkü dalga girişimi iki dalganın örtüşmesiyle meydana gelir. Toplamda oluşan dalganın neye benzediğini görmek için her iki dalganın da katkısını toplamamız gerekir. Burada şöyle çizgili bir fon koyalım ve iki dalganın da katkılarını toplayalım. Dalganın sıfır olacağı yer olan denge çizgisi buradaysa toplam dalgayı her iki dalganın katkılarını toplayarak bulabiliriz. Eğer bir dalganın ve ikinci dalganın katkılarını toplarsak, bakın bu noktada birinci dalga bir birimlik, ikinci dalgada bir birimlik değere sahip. Bir birim artı bir birim iki birim eder. Sıfır birim ve sıfır birim sıfır eder. Eksi bir, eksi bir de yine eksi iki olur. Bunu böyle yapmaya devam ettikçe sanki kosinüs eğrisi görünümlü büyük bir dalga oluştuğunu fark edeceksiniz bu dalgaların birlikte yapıcı bir girişim oluşturduğunu söyleriz. Dolayısıyla buna yapıcı girişim diyoruz. Çünkü bu iki dalga birleşip asıl dalganın iki katı büyüklüğünde bir dalga oluşturdu. Evet, iki dalganın birleşmesiyle ortaya ilk hallerinden daha büyük bir dalga çıkıyorsa, bunu yapıcı girişim olarak adlandırıyoruz. Bu iki dalga kusursuz bir şekilde birleştikleri için, bazen bunu kusursuz yapıcı girişim ya da tam yapıcı girişim olarak da duyabilirsiniz. Fakat bazı durumlarda kusursuz bir şekilde birleşmeyip yine de daha büyük bir dalga oluşturabilirler. O zaman kusursuz yapıcı olamazlar. Yine de yapıcı olmaya devam ederler. Evet, bu yapıcı girişimdi. Peki bu dalgalar neden yapıcı dalgalardı? Çünkü bakın, ikinci dalga kaynağı birinci dalga kaynağıyla aynı gözüküyordu ve bunları üst üste getirip iki katı büyük bir dalga elde ettik bunun o kadar etkileyici olmadığını düşünüyorsanız bir de şuna bakın. Diyelim ki başka bir dalga kaynağımız olsun. Farklı bir ikinci dalga kaynağı. Bu sefer ki pi kaydırılmış. Dikkatli bakarsanız birinci kaynağı kıyasla maksimumdan başlamak yerine bu kaynağın minimumdan başladığını fark edeceksiniz. Yani birinci kaynağa göre 1 bölü 2 döngü geriden veya ileriden başlamış. Bir tam döngü 2 pi olduğu için 1 bölü 2 döngü pi olur. Bu yüzden insanlar genellikle buna pi kaydırılmış ya da 180 derece kaydırılmış derler. Her iki durumda da ikinci kaynağın birinci kaynağa göre yarım döngü kadar faz farkı var diyebiliriz. Şimdi bir de bu ikisini üst üste getirirsek ne olacağına bakalım. Önce şunlardan bir kurtulalım ve bu ikisini birleştirip neler olacağını görelim. Burada da aynı analizi yapacağız. Çizgili fonada ihtiyacımız yok. Çünkü bakın, burası 1, burası eksi 1, 1 ve eksi 1 topladığımızda 0 ediyor. 0 ve 0, 0, eksi 1 ve 1, 0, 0 ve 0, 0. Yani nerede olduğumuzun bir önemi yok. 1 bölü 2 ile eksi 1 bölü 2 yine 0 ediyor. Bu iki dalga toplamı her türlü sıfır edecek. İkisini topladığımızda ortada hiçbir şey kalmıyor. Dolayısıyla bunlara yıkıcı girişim diyoruz. Çünkü özünde bu iki dalga birbirini yok etti. Bu biraz çılgınca gözüküyor değil mi? İki dalganın toplamı nasıl olur da sıfır olur? Bunun hiç gerçek hayatta uygulaması var mı? Evet elbette var. Bir uçağın içinde oturduğunuzu hayal edin ve kulağınıza bir türlü kesilmek bilmeyen uçak motorunun yüksek sesli gürültüsü geliyor. Yüksek sesli olduğu için rahatsız edici olabilir. Özellikle uzun uçuşlarda. O zaman ne yapıyorsunuz? ses önleyici kulaklığınızı takıyorsunuz. Peki ses önleyici kulaklıklar ne yapıyor? Kulağınıza takılıyken kulağınıza gelen dalgayı dinliyor. Evet gelen bu dalgayı dinliyor. Ve gelen sesi kendi sesini göndererek dengeliyor. Ama aynı zamanda sesi pi kaydırıyor. Yani motor gürültüsünün ile eşitliyor. Aynı zamanda kulağınıza pi kaydırılmış ses gönderiyor ki birbirlerini dengelesin ve hiçbir şey duymayın. Tabii genelde tamamen sessiz olmuyor. Doğal olarak mükemmel değil ama bu yöntem şaşırtıcı seviyede iyi çalışıyor. Yani aslında ateşe ateşle karşılık veriyorsunuz. Burada da gelen sese sesle karşılık veriyorsunuz. Sonuç olarak bu kulaklıkları oluşturmak için yıkıcı girişim düşüncesi temel alınıyor. Kulaklıklar tam anlamıyla kusursuz yıkıcı olmasalar da buraya çizdiğimiz dalgalar kusursuz yıkıcı eğer bunlar da kusursuz bir şekilde dengeleselerdi o zaman tam yıkıcı girişim derdik. Yıkıcı oluyorlar çünkü gönderdiğimiz ikinci dalga ilk dalgaya kıyasla pi kaydırılmıştı. Şimdi size ilginç bir şey göstermek istiyorum. Öncelikle şunlardan bir kurtulalım ve ikinci dalga kaynağımızı geri getirelim. İlk dalga kaynağından çıkan dalga ile bu aynı dalgalardı. Üst üste getiriyorduk ve yapıcı girişim elde ediyorduk. Çünkü tepeler diğer tepelerle kusursuzca birleşiyordu. Aynı şekilde bu çukurlar da diğer çukurlarla kusursuz birleşiyordu. Ama bu dalga kaynağını ileri doğru hareket ettirdiğimde bakın ne oluyor? Faz farkı oluşuyor. Mükemmel şekilde hizadalarken aynı fazdaydılar diyoruz. Ama şimdi faz farkı oluşuyor. Ama bunu yeterince ileri götürdüğüm zaman bakın ne oluyor? Önceden yapıcı olan girişim şimdi yıkıcı girişim oldu. Şimdi bütün tepeler çukurlara denk geldiği için birbirlerini götürecekler. Biraz daha ileri hareket ettirirsem bu sefer yine hizalanacaklar ve yapıcı girişim ortaya çıkacak. Biraz daha ilerletirsem yıkıcı elde edeceğim. Bunu böyle yapmaya devam edersek yapıcıdan yıkıcıya tekrar tekrar bir geçiş olacak. Başka bir deyişle yapıcı girişim elde etmenin bir diğer yolu aynı fazla olan iki dalga kaynağını alıp üst üste getirmekle olur. Yıkıcı girişim elde etmek içinse bu sefer fazlan pi kadar kaydırılmış iki dalga kaynağını alıp üst üste getirebiliriz. Ve bu yıkıcı girişim oluşturmamızı sağlar. Çünkü bütün tepeler çukurlarla eşleşmiş olur. Ama aynı zamanda yapıcı ve yıkıcı girişim elde etmek için aynı fazla olan iki dalgayla başlayabiliriz. Ve diğerlerine göre sadece birini ileri hareket ettiririz. Peki ama yapıcı ve yıkıcı elde etmek için ne kadar hareket ettirmemiz gerekir? Bunu deneyerek de bulabiliriz. Buradan başlayalım. Üst üste derken yapıcı elde ediyorduk. En başta ilkiyle aynı fazla olan bu ikinci dalga kaynağını buraya getirdiğimizde yine yapıcı oluyor. Ne kadar uzağa taşımış olduk? Bu kadar ileriye taşıdık. Hoparlörün ön tarafını bu kadar ileriye taşımış olduk. Aradaki mesafe ne kadar oldu? Önce şundan bir kurtulayım. Burası bir dalga boyuydu değil mi? Şuraya bakın. Tepeden tepeye tam olarak bir dalga boyu. Tabii bu dalgaların aynı dalga boyuna sahip olduğunu varsayıyoruz. Aslında burada yaptığımız şey ikinci dalga kaynağından çıkan dalganın sesi algılayan şeye kadar aldığı yolu kısalttık. Belki burada bir kulak var. Belki de bir çeşit ses algılayan bilimsel dedektör var. Hiç fark etmez. Bu durumda ikinci dalga kaynağının bu kadarlık bir mesafe gidiyorken birinci dalga kaynağı bu kadarlık bir mesafe gitmesi gerekiyor. Başka bir deyişle öyle bir hale getirdik ki birinci dalga kaynağının ikinci dalga kaynağına göre bir dalga boyu daha uzun mesafe gitmesi gerekiyor. Bu da bunları yine aynı faza getirdi ve yine yapıcı girişim elde etmiş olduk. Ama yapıcı girişim elde etmenin tek yolu bu değil. İkinci dalga kaynağını daha da ileri hareket ettirirsek, mesela buraya kadar bir dalga boyu kadar ileri taşımış oluruz. Ve yine yapıcı girişim elde ederiz. Bu sefer birinci dalga kaynağının dalgası, ikinci dalga kaynağına göre iki dalga boyu kadar daha uzun mesafe kat etmesi gerekir. Muhtemelen buradaki örüntüyü fark etmişsinizdir. Ne kadar dalga boyu ileri götürsek de götürdüğümüz mesafe eğer tam bir sayı dalga boyuysa yapıcı girişim elde ederiz. Tam da bu noktada her iki dalga kaynağının arasında ne kadarlık bir yol farkı olması gerektiğini gösteren bir formül bence çok işimize yarar. Şimdi buraya x2 diyelim. Bu ikinci dalga kaynağından çıkan dalganın sesi algılayan şeye kadar alması gereken mesafeyi göstersin mavi ile gösterdiğimde x1 olsun. Bu da birinci dalga kaynağının dedektöre kadar alması gereken mesafeyi gösteriyor. Öyleyse alınan mesafeler arasındaki farkı gösteren bir formül yazabiliriz. Buna delta x diyelim. Delta x eşittir. Birinci dalganın alması gereken mesafe eksi ikinci dalganın alması gereken mesafe. Evet yukarıda gördüğümüze dayanarak mesafe farkı tam sayı bir dalga boyuna eşitse, yani mesela sıfır olduğunda üst üstelerdi ve yapıcı girişimdi. Farklı bir dalga boyu olduğu zaman yine yapıcı oldu. İki dalga boyu olduğu zaman yine yapıcı oldu. Sonuç olarak tam sayı bir dalga boyu farkı yapıcı girişim oluşmasını sağlıyor. O zaman yıkıcı girişimi nasıl elde edebiliriz ona bir bakalım. Bunun için başlangıçta aynı fazla olan bu dalga kaynağıyla devam edelim. Şimdi bu iki dalga kaynağı başlangıçta aynı fazlalar. Ne kadar ileriye hareket ettirmeliyiz ki yıkıcı girişim elde edelim. Evet. Tam olarak buraya kadar hareket ettirmem gerekiyor. Hoparlörün ön tarafını ne kadar ilerletmiş olduk? Aşağı yukarı bu kadar ilerledi. Ve bu hoparlörden de kurtulursak eğer, bu mesafenin neredeyse 1 bölü 2 dalga boyu olduğunu görebiliriz. Tepeden çukura 1 bölü 2 dalga boyu. Ama bu tek yol değil hareket ettirmeye devam edelim. Bakalım. Burası yapıcı girişim. Bir sonraki yıkıcı için fazladan bu kadarlık bir mesafe gittik. Ne kadarlık bir mesafeymiş? Burası bir dalga boyu değil mi? Öyleyse bu noktada birinci dalga kaynağının ikinci dalga kaynağına göre bir buçuk dalga boyu kadar fazladan bir mesafe gitmesi gerekiyor. İlerlemeye devam edelim. İkinci dalga kaynağını ilerletelim. Burası yapıcı. Burada da bir yıkıcı girişim bulduk. Bunun içinde fazladan bu kadar ileriye gitmiş olduk. Ve burası da bir dalga boyuna eşit. Şundan kurtulursak daha rahat görebilirsiniz. Çukurdan çukura bir dalga boyu ediyor. Bu durumda ise birinci dalga kaynağı ikinci dalga kaynağına göre iki buçuk dalga boyu daha fazla yol alması gerekiyor. Dolayısıyla birinci dalga kaynağı ikinci dalga kaynağına göre 1 bölü 2 tam sayı dalga boyu yani buçuklu dalga boyu daha fazla yol alması gerektiğinde yıkıcı girişim elde ediyoruz. Başka bir deyişle buradaki mesafe farkı eşittir. Lambda bölü 2, 3 lambda bölü 2 yani 1,5 dalga boyu. 5 lambda bölü 2 yani 2,5 dalga boyu gibi devam ettiğimiz zaman yıkıcı girişim bulmuş oluyoruz. Bu sayede iki dalga kaynağı arasındaki alınan mesafe farkına bakarak yapıcı girişim mi yoksa yıkıcı girişim mi elde edeceğimizi belirleyebiliyoruz. Ama dikkat edin başlangıçta aynı fazla olan iki dalga kaynağıyla bu sonuca vardık. Bunlar başlangıçta aynı fazlalardı. Dolayısıyla buradaki tüm analizi başlangıçta birbirleriyle aynı fazla olan iki dalga kaynağı üzerine kurduk. Yani hiçbiri pi kadar kaydırılmamıştı aynı analiz kaynaklarından biri pi kadar kaydırılmış olsaydı bize ne sonuç verirdi? Önce şöyle ikinci dalgadan kurtulalım ve diğer ikinci dalgayı geri getirelim. Bunu hatırlıyorsunuz değil mi? Birinci dalga kaynağına göre pi kadar kaydırılmıştı. O zaman bunu buraya koyalım ve şunları da silelim. Şimdi ise bu iki dalga kaynağı üst üsteyken yıkıcı girişim elde ediyoruz. Bu sefer mesafe farkı sıfır değil mi? Her ikisi de dedektöre ulaşmak için aynı mesafeyi alıyor. x1 ve x2 eşit olacak. Ve birbirinden çıkarırsak sıfırı bulacağız. Bu sefer sıfır bize yapıcı yerine yıkıcı girişim veriyor. Tekrar yıkıcı elde etmek için ne kadar daha ileri taşımamız gerekiyor onu bulalım. Evet buraya kadar taşımamız gerekti. Ne kadar ilerletmiş olduk? Kontrol edelim. Hoparlörün ön tarafını bu kadar ilerlettik. Bu da tam bir dalga boyuna eşit. Şunu temizleyelim. Hoparlörün ön tarafına bir dalga boyu ilerlettik ve yine yıkıcı girişime denk geldik. Bu sefer sıfır bize yıkıcı girişim olduğunu söyledi. Aynı şekilde lambda da yıkıcı girişim bulmamızı sağladı. O zaman bakın bunların hepsi aslında tam sayı dalga boyları. Bunu bir tam sayı dalga boyu kadar daha ileri taşırsak yine yıkıcı girişim elde edeceğiz. Çünkü bütün tepelerle çukurlar hizaya gelecek. Öyleyse iki kaynak arasında başlangıçta pi kadar faz farkı varsa o zaman mesafe farkları sıfır, lambda iki lambda diye devam ediyorsa bize bu sefer yapıcı değil yıkıcı girişim olduğunu söyleyecek. Ve muhtemelen mesafe farkı buçuklu dalga boyları olanların ne göstereceğini tahmin ediyorsunuzdur. Onları da bulalım. Bunu yarım dalga boyu kadar ileri götürürsek ne göreceğiz? Evet tahmin ettiğiniz gibi yapıcı girişim oldu. Pi kadar kaydırılmış bu kaynağı yarım dalga boyu ileri taşıdığımız zaman bize yıkıcı yerine yapıcı girişim veriyor. Bir dalga boyu daha ilerletip buraya getirdiğimiz zaman bu sefer birinci dalga kaynağı ikinci dalga kaynağına göre bir dalga boyu artı yarım dalga boyu kadar daha fazla yol alması gerekiyor. Bu da 3 bölü 2 dalga boyu eder. Ama bize yıkıcı vermek yerine bakın bunlar tam üst üste geliyor bize yapıcı girişim veriyor. Dolayısıyla bu buçuklu dalga boyu mesafe farkları bu sefer yıkıcı vermek yerine yapıcı veriyor. Çünkü dalga kaynaklarından biri diğerine göre pi kadar kaydırılmış durumda. Bunu şöyle buraya alalım. Ve diyelim ki iki kaynak arasında başlangıçta pi kadar faz farkı varsa yıkıcı yerine bu sefer yapıcı girişim olacak. Ve burada bulmuş olduğumuz iki düşünce, evrendeki bütün girişim örüntüleri için temel alınan düşünceler. Oldukça etkileyici değil mi? Bir gün girişim örüntüsüyle karşılaşırsanız muhtemelen işte bu yüzden olmuştur. Ve oldu ki dalga girişimleri hakkında bir formül kullanmanız gerekti. Kullanacağınız o formül büyük ihtimalle bu düşünceye temel alınarak oluşturulmuştur. Son bir şey daha söyleyeyim. Kaynaklar faz farkıyla başlamak zorunda değil. Çılgın bir evrende yaşıyoruz. Her an her şey olabilir. Dalgalardan biri seyahat sırasında kaymaya uğramış olabilir. Kim bilir? Her ne olursa olsun herhangi biri ister başlangıçta ister sonradan pi kadar kaymaya maruz kalırsa buradaki ikinci durumu kullanarak yapıcı mı yıkıcı mı olacağına karar verebilirsiniz. İkisi de herhangi bir kaymaya maruz kalmazsa ya da ikisi de bir kaymaya maruz kalırsa buradakini kullanabilirsiniz. Çünkü birini ters çevirmek ikisini de ters çevirmekle aynı şey olmaz. Şöyle bir toparlayacak olursak, iki dalga tam üst üste geliyorsa yapıcı girişim oluşturur. Tepeler ve çukurlar üst üste gelip birbirlerini götürdükleri zaman yıkıcı girişim oluşur. Ve iki dalga kaynağının alması gereken mesafelerin farkına bakarak dalgaların oluşturacakları girişimlerin yapıcı ya da yıkıcı olduğuna karar verebilirsiniz. Mesafe farkının bir dalganın dedektöre gitmesi için gereken mesafe ile diğer dalganın aynı dedektöre gitmesi için gereken mesafe arasındaki fark olduğunu söyledik. İki kaynağın da başlangıçta aynı fazla olduklarını ve yolculukları boyunca ikisinin de pi kadar kaymaya maruz kalmadıklarını varsayarsak, mesafe farkı tam sayı dalga boyu olanların yapıcı girişim, buçuklu dalga boyu olanların yıkıcı girişim oluşturacaklarını bulduk. Eğer iki kaynak arasında başlangıçta pi kadar faz farkı varsa veya dalgalardan biri yolculuğu sırasında pi kadar bir faz farkına maruz kalırsa, tam sayı dalga boyu olanlar bize dalgaların yıkıcı girişim, buçuklu dalga boyu olanlarsa yapıcı girişim oluşturacağını söyler.